Herkese selamlar. Şu anda ben Elefonisos'a geldim. Elefonisos, Peloponisos'un hemen dibinde, çok yakınında bir ada. Bu haftasını burayı ziyaret etmek istedim. Biraz yorgun görünüyorum, kusura bakmayın. 4,5-5 saatlik bir yolculuğumu sürdü arabayla. O yüzden buraya geldim. Yarın burası hakkında detaylı videolar çekip YouTube kanalımda paylaşacağım ve Peloponisos hakkında da detaylı bilgiler paylaşıyor olacağım. Peloponisos yarım bir ada. Yunanistan'a sadece küçücük bir kara parçasıyla bağlanıyor. Yunanistan'ın ana karasına. Yarın detaylı bilgi olarak size de bunları aktarıyor olacağım. Herkese iyi akşamlar, selamlar. Geçebilmek için küçük feribotlar bulunuyor. Bu feribotlarda arabayla geçiyorsanız araba 10 euro artı kişi başına 2 euro, 12 euro. Eğer yaya olarak sadece feribotu kullanacaksanız kişi başı 2 eurodur. Karşısı görmüş olduğunuz Elefonisos'un kıyılarıdır ve bu da manzarası. Her saat başı feribot her yarım saatte bir bulunmaktadır. Zaten bileti alırken feribot saatleri de sizin elinize bir belge olarak verilmektedir. Herkese tekrar selamlar. Kahvemi elime aldım ve yavaş yavaş buranın en famous, yani en meşhur biçine, Simos Beach'e doğru yürüyorum. Elefonisos'tayım. Yol da bayağı bir güzel. Beach de görünüyor yavaştan. Şimdi onu da göstereceğim size. Bayağı bir güzel görünüyor. Yine tabii ki her zaman her videomda söylediğim gibi tekrar tebrik ediyorum. Yunanistan'da doğayı çok güzel korumayı başarmışlar. Şimdi birazdan Beach'e doğru da yaklaşıyorum. Size maviliğini göstereceğim. Resmen mavinin 50 tonu. Simos Beach'i görmüş olduğunuz gibi sağ taraftaki küçük kara parçası ikiye ayırıyor. Bu tarafa genellikle Yunanlılar küçük Simos diyorlar. Diğer taraf daha büyük ve daha geniş olduğu için o tarafa da büyük Simos diyorlar. Şu anda bu görmüş olduğunuz yer büyük Simos. Ben geçen sene Lefkada Adası'na da gittim. Orası da çok maviydi. Ama buradaki deniz çok temiz. Yani suyu o kadar berrak ki dibindeki kum tanelerini tek tek sayabilirsiniz. Burası sağ tarafı. Bu tarafa büyük Simos diyorlar. Burası bayağı bir geniş. Diğer tarafta görmüş olduğunuz gibi ortadaki küçük kara parçası ikiye ayırıyor. Diğer tarafta küçük Simos. Sırtım bozulmuş, onu düzelteyim. Gerçekten mükemmel. O kadar tuzlu ki, o kadar temiz ki. Şimdi size içerisini göstereceğim. Anlatamam. Muhteşem.
Elefonisos çok küçük tatlı bir ada. Görmüş olduğunuz gibi Yunanistan'da adalarda genelde 5 katlı, 10 katlı büyük binalar görmezsiniz. Hep bu şekilde küçük binalar vardır ve ayrıca adalardaki gün batımı mükemmeldir. Şimdi ada sokaklarında ve minik ada evleriyle sizi baş başa bırakıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimden geldiği kadarıyla sizlere Peloponisos yani Mora Yarımadası ve Elefonisos'u anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videomda Elefonisos'tan sonra Monemvasiye'ye gittim. Ve bir sonraki videomda Monemvasiye'yi size anlatıyor olacağım dilimin döndüğünce. Herkese mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer ki bu videomu sonuna kadar izlediyseniz like atıp beni de takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.